Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri ve alâ vesîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedyi hedyu Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bir senedin muttas ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal uhduru mevtâküm velakkinuhum la ilahe illallah ila ahiril hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı ızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaalar rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümine müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina eden, bugüne kadar gelmesinde yaşamasına emeği geçen, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Geçen hafta bu hadis-i şeriften konuşmuştuk ama bazı yerlerini size tekrar hatırlatmak istiyorum. Uhduru mevtâküm velakkinûhum. Ölmek üzere olanlarınızın yanında bulununuz ve onlara la ilahe illallah kelimesini telkin ediniz. Bunun da usul usul söylemek olduğunu, sen de söyle diye ısrar etmemek olduğunu arz etmiştik. Ve beşşirûhum bil cenne. Onu cennetle müjdeleyiniz. Cennetle müjdeleyiniz. Evet, öldükten sonra kabirde yapılacak telkinlerden de söz etmiştik. Ehl-i sünnet vel cemaat inancına göre kabirde telkin vardır. Sünnettir, iyidir. Kabirdeki adam dışarıdan konuşulanları, okunanları duyar. Buna dair Peygamberimizin Bedir ölenleriyle olan şeysini size söylemiştik. Sahabe-i kiramın da buna dair çok şeyleri var. Böyle ölmek üzere olan adama moral vereceğiz ve de tabii güzel insanlar. İnnellezîne kâlû rabbunallâh tümmestakâmû. Allah Rabbim Allah demiş. Sonra dost doğru olmuş müminler, salih müminler, kişiler. Onlar tetenezzelu aleyhimul melaiketu. Melekler onlara böyle peyderpey, sağanak sağanak inerler. En la tehafu ve la tehzenu. Korkmayın, üzülmeyin diye. Ve ebşiru bil cennetilleti küntüm tu'adun. Cennet sizin için hazırlanmıştır diye müjdelenirler onlar. Siz de işte böyle güzel insanları Allah cennetine koysun diye onlara moral verin. Evet. Kulu el cennetu mesvakum. Durağın, mekanın cennet olsun. Biz öyle diyoruz. Makamı cennet olsun diyoruz. Bunlar işte bunlara dayanıyor. Evet. Şimdi niye bunu yapacağız? La ilahe illallah kelimesini telkin edeceğiz. İşte yanında Yasin okuyacağız. Helallaşacağız. Böyle güzel şeyler yapacağız. Neden? Ve inne şeytana akrabu ma yakunu min ibni Adem'e inde zelkel masra. Evet, çünkü şeytan bu şey sırasında, kritik dönemde, savaş sırasında çok yakındır insanoğluna diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En yakın olduğu zamandır. Bildiğiniz bütün haller içerisinde en yakın olduğunuz zaman olduğu zamandır şeytanın bu
halde vellezi nefsi biyedi le muayenetu melekil mevti eşeddü min elfi darbe bis seyf. Yemin ederim ki melek, ölüm meleği Azrail aleyhisselamı görmek bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Kime? Tabii şaşkın olanlara, başta kafirlere, Allah yolundan azmış olanlara böyledir. Bunlar için sadece bu Azrail aleyhisselamın suratı bile, görünmesi bile korkunç bir şeydir. Daha evvelki konuşmalarımda da arz etmiştim. İbrahim Halilurrahman kafirlerin, azgınların canını nasıl aldığı, o şekli kendine göstermesini Cebrail, Azrail aleyhisselamdan rica etmiş. O da peki demiş ve o kılığa girmiş. Ateşe dayanan, ateşin yakmadığı Halilurrahman İbrahim aleyhisselam, Azrail aleyhisselamın kafiri aldığı kılıktan, korkusundan bayılıp düşmüş. Evet. Allah akıbetimizi hayır eylesin. İmandan, İslam'dan ayırmasın. Şeytan o halde en yakın olduğu dönemdir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi alt tarafında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasıyla neden adama yardımcı olacağız? Şeytanın bu anda rolü nedir? Gayet iyi anlıyoruz. Evet. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî nefsî biyedî la yahrucu nefesu abdin müminin hatta yeteelleme kullu irkin ala hiyalihi. Evet. Hiçbir canın çıkması, her damarın ki damarlar vücudun her tarafına gider, ulaşır, cevalan eder, dolaşır. Her damarın dolaştığı yerin acısını duymadan, hissetmeden canı çıkmaz diyor. Şimdi vücudunun her tarafında düşünün ki dikenler batıyor. Canı acıyor. Her tarafından diyor. Böyle bir durumda şeytan da gelip imanını bana ver, sana rahat ölüm olsun, sana yardım edeyim der. Bütün onun davası insanı her durumda aldatmak, insanın Allah'a giden yolda önünü çelmek, onu azdırmak, Allah'a ulaşmasını engellemek. En yakın olduğu dönemdir diyor. Adamın da başı çok sıkkın. İşte onun için biz müminler onun odasında öyle ölmek üzere olan bir mümine yardımcı olmak üzere Yasin okuruz, Kur'an okuruz. Birimiz de onun başında La ilahe illallah der. Sen de demeksizin hatırlatırız. O böyle anlar yaşıyor. Her zerresine varınca kadar sıkıntılarını, acılarını hissediyor. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz onun için görevimizi yapacağız. Böyle durumlarda komşuluk hakkı var. Bir kere akrabalık hakkı var. Müslümanlık hakkı var. Komşuluk hakkı var. Koşacağız. Böyle yardımcı olacağız. Şimdi insan hayatında ne şekilde hareket edeceğini, etmesi gerektiğini Kur'an'a bakarak, Peygamberimize bakarak böyle onların hadislerini, ayetlerini dile getiren değerli hocalara, sözlerine bakarak, aklına, mantığına, imanına danışarak çizecek. Sevdiği insanlar, başta tabii en büyük sevgi Allah'a, sonra onun işareti üzere Muhammed Mustafa'ya. Her şeyden üstün sevecek onu. Allah'tan başka her şeyden üstün sevecek. Canından da, karısından da, kızından da, herkesten üstün sevecek. Aksi halde tam iman etmiş olmaz. İşte onlara bakarak yolunu çizecek. Kim kimi severse onunla beraberdir. Onun şeyi üzerinedir, haşrolunur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir olay anlatmak istiyorum. Hanefi mezhebinin müntesiplerinin ibadetlerinde taklit ettiği, onun içtihatlarına göre hareket ettiği Numan bin Sabit, Ebu Hanife Hazretleri'nin tesbihi var. Subhanel ebediyyil ebed, subhanel vahidil ahad, subhanel ferdil samet diye tesbihi var. Her gün devam ettiği bir tesbihi var.
Büyük zatların kendine göre her birinin bir virdi var, tesbihi var. Onunki de böyle bir zat, hoca. Böyle vefat etmeye durmuş. Anlamışlar, işte arkadaşlarına haber vermişler. Gene o hocanın, ölmek üzere olan hocanın yakını, hocalar koşmuşlar bu görevleri yapalım diye. Her müminin görevi bu. Gidip o anda ona yardım etmek. Cenazesine katılmak da öyle, hasta olunca ziyaret etmek de öyle, selam vermek de öyle, nasihat istediği zaman nasihat vermek de öyle. Bu da o görevlerden birisi. Koşmuş gitmiş, bakmış ki adamın başında İmam-ı Azam Ebu Hanife La İlahe İllallah diyor. Hani dedi ki La İlahe İllallah diyecek adamı, hatırlasın da o da söylesin diye. O söylüyor bu kelimeyi. Bakmış, anlamış, geri dönmüş. Bize demiş İmam-ı Azam varken şey düşer mi? Dönerken bir başka hoca arkadaşı acele acele koşturmuş haber alınca. Demiş nereye gidiyorsun? Arkadaşım falancı var ya, evet. Sekerattaymış da haber verdiler. Ona demiş son görevimi yapayım da gidiyorum. Ben de ona gittim demiş, boşuna gitme. Ebu Hanife başında demiş telkinini yapıyor. Evet, şimdi böyle büyük zatların, tabi başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gün okuduğu dualar var, tesbihleri var. Büyük zatların kendine göre tesbihleri var. İmam-ı Azam'ın da böyle tesbihi var. Bu bazı camilerde kubbenin etrafında yazar. Mesela benim askerliğim sırasında gördüğüm İzmir Hisar Camisi'nin kubbesinin etrafında İmam-ı Azam'ın bu tesbihatından bölümler vardı. Sübhaneke ma abednake hakka übehdedike ya mabud. Sübhaneke ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur diye. Kubbenin etrafında onu gördükten sonra elhamdülillah hiçbir sabah onu bırakmam. Onu bırakmam. Bu arz ettiğim olayı da okuduktan sonra öyle ya, atarız bir gün denk getiririz. Evet, biz o kadar belki güzel okuyamayız ama bir gün denk gelir. Sen ne diyorsun? 40 yıl ne dersen o olur diyorsun. Biz de buna devam ediyoruz ki İmam-ı Azam acaba son telkinimizi yapar mı diye. Yani ben de size duyuruyorum. Son anda işte böyle dünyadayken en çok neye alıştıysanız onu söyleyeceksiniz. Canın sıkıldığı zaman adam evinden çıkıyor, La ilahe illallah. Tabii elini cebine sokacak, kimseye göstermeden. Çünkü kimseye gösterirse elimde bir tesbih, ukala, riyakar derler. Bunu da dedirtmemek lazım. Elini cebine sok, gevezelik yapacaksın ya. Boşu boşuna saniyeler gidiyor, geri dönmüyor. Cebine sok, mesela 100 defa La ilahe illallah de giderken. Direksiyonun başında La ilahe illallah de. Evde yatarken La ilahe illallah de. Gezerken la ile boş zamanında dilini buna alıştır. Şimdi insan böyle fevri, aceleci, düşürmeden yaptığı hareketlerde dili neye alışırsa ağzına o çıkar. Bir adam hep böyle küfür etmeye alışmışsa bizim o taraflarda ananı avradını derler. Bir başka de bir başka küfür olabilir. Alışmış adamın ağzı. Neden sövdün ya buna? Hocam canım yandı, kızdım. Dilinde bu kelime alışmış. Birader, şimdi görüyorsunuz ölürken peygamber diyor ki bütün damarların dolaştığı yerlerin acısını duymadan ölmez diyor. O zaman canın yanacak. O zaman da küfür etmeye alışmışsa bu meret, o kelimeler söylersen son sözün bu olur. Allah korusun. Onun için diyoruz ki hep La ilahe illallah deyin. Dilinizi bu kelimeye alıştırın. Mesela dünyadayken birine kızdınız, Allah belanı versin filan demeyeceksin. Hay senin filan demeyeceksin. O ana hazırlık olmak üzere sevinsen de La ilahe illallah, öfkelensen de, kızsan da, canın sıkılsa da La ilahe illallah. Bir bu hadisleri dinleyen bir profesör arkadaşımız, profesör dedin kafası çalışan adam demek. Karlı bir iş demiş bu. Onu duyduğu andan itibaren bu kelimeye her durumda söylemeye kendine prensip edinmiş. Talebe de hocayı kızdırmak için dürter ya.
La ilahe illallah diyor çocuğa kızdığı zaman. Yani öfkelendiği zamandan çıkan kelime ağzından la ilahe illallah ne güzel. Canı sıkıldığı zaman la ilahe illallah. Siz de bunu söylerseniz arz ettik ki evvelki derslerde ben kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dahalel cenne. Şimdi bir tanesini okuduk. Bu kitapta Allah nasip ederse bu son sözü la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah olanın ne kazanacağına dair çok hadis var. Çok az var. Okuduğum hadis de Buhari hadisidir. Dilini bunu alıştırırsan canın acımış her taraftan fena sıkılıyorsun. La ilahe illallah dedin gitmiş. Güle güle cennete. Cennet senin olsun. Endişelenme. O gitti bana yer kalmayacak diye. Hiç merak etme. Cennet çok geniş. Bütün müminleri Allah cennete dolduracak. Yine yarısı boş kalacak. Ya Rabbi ben dolmadım. Müminlerin beni doldurması zevkine ulaşamadım deyince hepsini dolduracak diyor hadis-i şerifte. Evet, Allah bütün ümmeti Muhammed'i cennetiyle, cennet nimetleriyle taltif etsin inşallah. Bu okuduğum hadis-i şerifi tekrar size hatırlattıktan sonra bu hali düşünmemiz gerektiğini bir daha vurguladıktan sonra bunun Vasılatübnül Aska denilen diye adı olan sahabenin en son vefat edenlerinden birisi tarafından nakledildiğinde arz edeyim. 120 küsür yaşında o kadar yaşamış. Peygamberin duasını almış. Senin anlayacaksın. Peygamberin hoşuna gidecek bir davranış yapmış. Allah ömrümü uzun etsin demiş. 120 küsür sene yaşamış. Bir de biz duasını alsaydık. Değil mi? Allah inşallah cennette nasip eder görmeyi. Peygamberimiz buyuruyor, şimdi bu ölüm anında yapacaklarımızı size hatırlattıktan sonra Efendimizin şu buyruğunu size arz edelim. Uhduru el cum'a. Cuma namazında bulunun. Biliyorsunuz 5 vakit namazı da camide cemaatle kılmak bazı mezheplere göre farz-ı ayındır. Mesela Hanbeli mezhebinde farzdır. Onun için 69'lu 70'li yıllarda şimdi pek göremiyoruz. Kalabalıktan zaten imkan bulamıyorlar. Polisler geliyorlardı Medine'de, Mekke'de dükkanları kapattırıyorlardı. Yallah namaza, salah diye. Onların mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre farzdır. Herkes 5 vaktini de camide cemaatle kılacak. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam işte cemaatle kılarsanız 27 derece alırsınız. Öbür türlü kılarsanız 1 derece alırsınız. Hadisini ele alıyor. Demek ki yalnız kılsan da geçerli. Sevabı az olmakla beraber diye oradan tutturarak farzdır diyemeyiz diyor. Ama sünnet-i Mekke'dedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç 5 vakit namazı yalnız kıldığını rivayet eden bir adam var mı? Hiç araştırdınız mı? Yok. Hanbeli mezhebinin dayanağı budur. Peygamberin hiç bırakmadan yaptığı şey farz oluyor. Peygamberin cemaat, 5 vakti cemaatsiz kıldığını söyleyen var mı diyor. Yok diyor, öyleyse farz diyor. İmam-ı Azam bu hadise dayanarak fazileti kaçırır. Sünnet-i Mekke'dedir. Sünnet-i Mekke'de vacip demektir. Binaenaleyh işiniz müsaitse, özrünüz yoksa 5 vakit namazı da camide cemaatle kılın. Bir de bunun şeyi tarafı var. Ezan duyup da özrü yokken cemaate gitmeyene peygamberimiz iyi konuşmuyor. Ben bunu söylüyorum bu hadisi. Hocalar diyor ki ya söyleme diyor. Milletin morali bozulur. Ama olanı nasıl gizleyeyim? Lanet ediyor. Hiç özrü yok. Gitmemiş, gidebilecek. Caminin dibinde apartman. Çıngır çıngır ezanlar okunuyor. Hiç özrü de yok. Böyle adamlara lanet hadisi var. Ben de kitabıma yazdım, saklayamam. Onun için camiye koşun. Camiye koştuğunuz zaman zaten imam hesabını verecek. %100 namazınız garantili. Camiye gidip gelenler imanla göçecek. En büyük derdimiz bak şeytan gelip, onun için buraya bağlantı kurmak istiyorum. Şeytan gelir diyor, çok yakındır o adama diyor, ölmek üzere olana. Ama 5 vakit namazı gidip gelmeye kendine şiar edinmiş, bir dedinmiş, alışmış insana
dokunamayacak, imanla göçecek. İmanla göçecek. Bunun için de gitmek lazım. Namazın garantili geçerli olmasına gitmek lazım. Cami yolu fi sebilillah yoldur. Bu anla azal geçeceğin alsa fi sebilillah. Çanakkale'de savaşırmış gibi ölürsün. O da cabası. Ayrıca Allah insanların azgınlığını görür, batırmak ister yeri. Gazaba gelir. Fakat müminler camide toplanır, saf bağlarlar. Bakar ona, erteledim der diyor hadis-i şerif. Erteledim der Allah diyor. Yani camiye giden müminler, cemaatle namaz kılanlar, dünyayı da ayakta tutanlardır. Böyle kimse gitmedi mi, Allah diyen kalmadı mı, kıyamet o zaman kopacak. Şimdi beş vakit böyle. Bir de cuma namazını Allah ayrıca farz kılmış. Artık cuma namazına özür filan dinlemiyor. Misafir geldi filan dinlemiyor. İşim var filan dinlemiyor. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i. Cuma günü ezan okunduğu zaman işinizi kaydınızı bırakın, camiye koşun. Emirdir. Cuma namazı farz-ı kat'idir. Cuma namazını geçirmek caiz değildir. Geçirmek caiz değildir. Buna dair son derece ağır, şimdi bir tanesini söyleyeceğiz. Gelmeyenlerin başına diyor, evini damını yıkayım yakayım diye niyetlendim diyor Peygamberimiz. Böyle kızıyor gelmeyenlere. Cuma namazını mutlaka camide cemaatle kılmak zorundayız. Evimizde oturarak 2-3 kişi cemaat olamayız. Neden? Adı üzere cuma, müminler haftada bir gün toplayıp dertleşsinler, ısınsınlar, kaynasınlar diye emrolunmuş. İnancımız bir, tevhid inancımız var. Hayatımızda da birlik halinde yaşamayı öğreten şeydir namaz, cemaatle namaz. Beş vakte gidemiyorsan cuma günü mecbursun, gideceksin, öğreneceksin. Şimdi büyük şehirlerde 60 daireli, 120 daireli şeyler var, bloklar. Kimse kimseyi tanımıyor. Camiye giderse, ya seni gelip giderken görüyorum, komşuyuz, aynı apartmanda duruyoruz, orada tanışıyorsun. Başka yerde tanışma imkanı olmuyor. Herkes sabahleyin kalkıyor işine. Müminlerin birleşmesini sağlayan önemli faktördür cami. Çok önemlidir. Onun için Peygamberimiz Medine-i Münevvere geldiğinde ilk işi ne olmuş? Cami yaptırmak olmuş. Niye yaptırıyor camiyi? Müminler gelsin, dolsun, kaynasınlar diye. Sen dibinde ezan okurken, cami varken gitmezsen, kanunlar müsaade etse sopalıksın. Tamam da okunamıyoruz ama dinen şeysi budur. Gideceksin, gideceksin. İmam Şafii öyle diyor, dövülür diyor. Öyle söylüyor. Hani bak İmam Şafii gelirse hakkınızdan gelir. Evet, gitmemiz gerektiğini vurgulamak için bunları size anlatıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uhdurul cuma, cumayı geliniz. Ne zaman? Hutbesine geliniz. Zikirullah odur. Cuma hutbesi farzdır. Cuma günü öğlen namazı kılmıyoruz biliyorsunuz. Öğlen namazı 4 rekat, cuma 2. 2'yi kılıyoruz, 4 siliniyor. Yok. İkisi onun da var. İkisi ne? Hutbe. İşte hutbe dinlemek 2 rekat. Kendisi de 2 rekat. Öyle böylece kılmıyorsunuz. Cuma'ya ve namazına farz olarak gidiniz, bulununuz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma buluğa ermiş, akıllı, mukim beldesinde sakin oturan Müslümanlara, hür, özgür Müslümanlara farz. Erkeklere farz. Kadınlara farz değil. Yani kadınlar gitse olmaz mı? Bir şey demiyoruz, olmaz demiyoruz. Şimdi onlar çok konuşuluyor artık. Ama Allah onlara farz kılmamış cumayı. Giderse olur. Öğle namazı kılmaz. Onun cuma geçerli olur. Yalnız tabii cumada veya diğer yerde erkeklerle itiş kakış olmaması lazım. Cumanın yolu ayrı olması lazım. Erkeklerle karışmaması lazım. Kadınların yeri ayrı olması lazım. Erkeklerin yeri ayrı olması lazım.
Cuma usulüne göre kılabilirler. Yalnız onlara farz değil. Farz değil. Erkeklere farz. Erkeklere farz. Bir de cuma kılınabilmesi için bir devlet olmak lazım. Bağımsız bir devlette cuma namazı kılınır. Bağımsızlık olmayan yerde asayişi sağlayan, böyle emniyeti, can, mal emniyetini sağlayan bir otoritenin olmadığı yerde cuma namazı kılınmaz. Sultan diyor kitaplarda. Sultan dediği budur işte. Böyle emniyet, can emniyeti olmadığı zaman cuma farz değil. Cuma farz değil. Can emniyeti olabilir. Bu cuma böyle can emniyeti, mal emniyeti varsa, otorite, bir sultan, idare varsa Fransa'da da kılınabilir. Almanya'da da kılınabilir. Çünkü orada da otorite var. Sağlanıyor. Emniyet sağlanmış. Emniyet sağlanmış. Ve izin alınacak. Ülül emirden, devletten izin alınacak. Neden izin alınacak? Çünkü kalabalıktır. Bu insanları her zaman olduğu gibi eskiden beri bunu düşünmüşler. Yanıltanlar olabilir. Karışıklık çıkaranlar olabilir. Emniyeti sağlayacak devlet, otorite. Onun için devletten izin alacaksın cuma kılmak için. Ondan dolayı kalabalık, çünkü cuma toplanarak kılınacak. Ve de cuma özel kılınmaz. Şimdi artık herkes kendi bildiğine göre her şeyi söylüyor. Bakıyorsun bir kısım, bir grup, hangi grupsa, kendi yaptıkları bir yerde birleşiyorlar. Kendileri cuma kılıyorlar. Olmaz hoca efendi. Olmaz Müslüman. Olmaz. İzni am şarttır cuma kılınması için. Yani cuma kılacak yerin herkese açık olması lazım. Biz kendi şöyle, kendi grubumuzla, kendi meslektaşlarımızla şöyle toplanıverelim. Olmaz. Herkese kapı aç olacak. Kapını açmışsın, kimse gelmemiş. Problem yok. Çünkü sen kapıyı açtın. Fakat sen gelemezsin, sen bizden değilsin dedi mi o cuma geçersiz olur. İzni am olması lazım. Şimdi böyleleri yapıyorlar da onun için bunu dile getirdim. Tabii şehir olması lazım. Şehir yerinde Mısır. Şehir olması lazım. Dağ başından gelin arkadaşlar şurada cuma kılalım. Olmaz. Şehir yerinde olacak. Ve cuma ezanını duyan yerlerde kitaplara göre herkes koşup gelmesi lazım. Ovaya, dağa, bağa gitmişse cuma ezanı olur şimdi, hoparlörlerle ulaşılıyor. Bu kitaplarda böyle ama bana göre ezan ulaşmasa da gitmesi lazım. Neden? Artık herkesin arabası var. Köylerde bile herkesin arabası var. Elinde radyo var, telefonu var. Herkes biliyor vaktin geldiğini, cuma saatinin. Herkes cuma namazının gitmesi lazım. Peygamber de zaten uhdurul cuma. Cuma'da hazır bulunun, cumaya gelin. Hutbede bulunun diyor. Hutbeyi kimse dinlemese herkes, bir ara öyleydi benim çocukluğumda. Bir ara öyleydi. Caminin gündük şadırvanlarda otururlardı, lak lak döverlerdi. Yazdık hatip imam minberde tek başına hutbeyi bitirdi. Minbere geçince millet içeri girerdi. Olmaz, böyle olmaz. Cuma'nın hutbe farzı dedik ya. Hiç olmazsa bir kısım cemaat cuma hutbede hazır bulunacak. Hiçbiri dinlemezse hiçbirinin cuması geçerli olmaz. Hocanınki de geçerli olmaz. Cuma kılınması için hocadan başka üç cemaat lazım. O üç cemaatin hutbeyi dinlemesi lazım. O üç cemaatten üçü de çocuk olmaz. Deli olmaz. Üçü de kadın olmaz. Cuma cemaatinin sağlığı için, geçerli için yükümlü, mükellef üç Müslüman erkeğin hutbeyi dinlemesi lazım. Cemaat olarak gelmesi lazım. Hocadan sonra. Böyle şartlarda emniyet varsa cuma namazı kılmak farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Cuma, bir evvelki cuma arasındaki günahları güzel kılarsanız siler. Eğer gusül abdesti alır da kavga etmeden, hutbe sırasını susaraktan dinler de güzel cuma kılarsanız 10 günlük günahlarınız silinir. Cuma bu kadar önemlidir. Onun için cumadan kalmayacağız.